İmanın mı zayıf ki kapılmışsın gurura, yoksa ferasetin mi paslandı dura dura? Oyuncağı gibisin zirvedeki dumanın, inanmak zor bu kadar sarsıldı mı imanın? Sırtına mühür vurur, görmez misin her bahar? Kendine gel Erciyes, Allah var! Kıymetli misafirler, hepinizi hürmetle Mehmet'le selamlıyorum. Esselamu aleyküm. Sahil Partisi, Ataşehir İlçe Başkanlığı olarak düzenlemiş olduğumuz Ataşehir Geleceği için Çare Veren adlı konferansımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere ilçe başkanımız Sayın Adem Boz Bey'i kürsüye davet ediyorum. Selamun Aleyküm. Çok muhterem Genel Başkan Yardımcım, ilçe başkanlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Şu kalan 70 gün içerisinde en çok merak ettiğiniz şey Saadet Partisi Ataşehir Belediye Başkan Adayı'nın kim olduğudur. Biliyorum. Gözlerinizden de bu işareti veriyorsunuz. Evet arkadaşlar, 27 Ocak'ta Ankara'da hem Saadet Partimizin lansmanı, tanıtım lansmanı hem de %95 itibariyle de belediye başkan adaylarımızın açıklandığı bir programı icra edeceğiz inşallah. O güne kadar da Ataşehir'imizin belediye başkan adayı belli olacak. Şunu söyleyelim. 20 Eylül itibariyle Hacı Başar'da vermiş olduğumuz seçim startından bugüne kadar yüzlerce istişare yaptık. Yüzlerce insanımızla Ataşehir Belediye Başkanı'nın nasıl bir başkan olması gerektiğini sorduk. Mahallelerde bunları sorduk. Kendi teşkilat mensuplarımıza sorduk. Ve hane halkı çalışmasında evlerde sorduk. Yine arazide, sokaklarda açtığımız standlarda belediye başkanı, nasıl bir belediye başkanı görmek istersiniz sorusunu sorduk. Bu cevapların neticesini il başkanımıza rapor olarak verdik. Akabinde temayül süreci başladıktan sonra yine mahallelerimizden, esnaflarımızdan, kendi hane halkı çalışmamızdan, üyelerimizden almış olduğumuz isimleri icramızın da tasnifiyle isimleri ortaya koyduk. Bu isimlerin ortaya çıkmasından sonra il başkanlığımız İlçe Başkanlık Divanı'nı, heyetimizi il başkanlığına davet etti. Orada da bu isimler üzerine uzun uzun istişarelerimizi yaptık. Bu isimlerin içerisinden öyle bir aday çıkacak ki, biliyorsunuz belediye başkanlığı çöp toplama işi değil. Yani bir emanet. Tabiri caizse bir namusun emaneti gibi bir şeydir. Adayımız, çıkacak olan adayımız o isimlerin içerisinden kim olursa olsun, ama özelliği şu olacak. Birincisi istişareye önem verecek. İkincisi şeffaf bir yönetimi esas alacak. Tıpkı Yılmaz abinin Üsküdar Belediye Başkanlığı'nın kapısını attığı gibi. Üçüncüsü hesap verebilir bir belediye başkanı olacak bu isim. Halkın karşısına çıkacak her hafta mutlaka. Bunu söylediğimiz zaman bir yerde bize bir tanesi Çekmeköy döneminde gülmüştü. Ya dedim, insanlar müşavirlik hizmetini parayla alıyor. Biz Milli Görüşler, Refah Partiler, Fazilet Partiler, Saadet Partiler her hafta bir mahalleye gidip de hesap verdiğimiz zaman, şunu yaptık, bunu yaptık dediğimiz zaman halk öyle değil de böyle, şurada şu eksiklik var, şurası söyle diyor bize zaten. Ve bu hizmeti de bedavaya veriyor bize. Bu bile kârdır. Belediyenin tüm gider ve geliri halka açık olacak. Şimdi malumunuz Sancaktepe Belediye Başkanı Ataşehir'den belediye başkan adayı. Mevcut
Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı da anladığımız kadarıyla tekrar belediye başkan adayı kendileri olacaklar. Şimdi bu gider gelire bir girmek istiyorum. Biz Ümraniye Belediye'mizin ve Üsküdar Belediye'mizin birini 96 trilyon, bir tanesi de 72 trilyon kasasında para bırakarak devrettik. Ne söylüyorum? Kasasında 72 trilyon bir tanesinde, bir tanesinde de 96 trilyon para bıraktık, 2004'te AK Parti'ye öyle devrettik. Hatta bunu manipüle ederler diye biz sokaklarda seçim afişlerinde Ümraniye'de ve Üsküdar'da belediyenin kasasında kaç para olduğunu söylediğimiz afiş bastırdık. Altyapı bitmiş, problem kalmamış. Ümraniye çözülmüş. Bir tane müteahhite borcu yok. Bir tane işverene borcu yok. Çalıştırdığı elemana borcu yok. Çift bağış vermiş, ikramiyeleri vermiş. Buna rağmen fakir fukaraya elinden geldiği imkanları sunmuş, kasasında da 96 trilyon para bırakmış. İşte bu belediye başkan adayının tüm gider ve geliri halka açık olacak dediğimizin karşılığı bu. Nereye ne verdiğimizi bilirsek, kalkıp günlük iki tane aileyi giyindirmek için 9 personel çalıştırıp kirası 5 lira olan yeri 35 milyar faturalandırıp bir tane partinin yönetim kurulu üyesinin binasında 180 milyar masraf edip de Elsin'in veya herhangi bir şeyin af buyurun böyle sokağa atmayacak kıyafetlere, insanlara yardım diye veren insan, bunun maliyeti 10 milyara 20 milyar bile değil. Bunu alnı secdeli olanlar yapıyor. Bir de alnı secdeli olmayanlar var. Bunlar da bu işi başka türlü kültür işleriyle yapıyorlar. 100 liralık iş 500 lira. Ne güzel götür. Arkadaşlar biz ikisine de mecbur değiliz. Niye iki yanlıştan bir tanesini seçelim? İkisi de hesap vermiyor ki. Açık yapmıyor bu işi. Düşünün bir belediyenin geliri 350 milyon TL. Yıllık. İller Bankası'ndan, ortamından, devletin bana toplamda 500 milyonluk bütçe yapıyor. Rakamların altı var, üstü var. Ama genel çerçeve bu. Bu 150 milyon lirayı nereden bulacaksın diye sorduğumuz zaman diyor inşaatlar yapılıyor diyor. Buradan bir gelir gelecek diyor. İşte buradan kazanır. Bitti inşaatlar. Ne oldu şimdi? 2017'de çakasladın. Ne kiracı geldi, ne emlak alabiliyorsun, ne inşaat müsaadenle bunu alıyorsun. Açık var. Ne yapacağım? İller Bankası'na gideyim, kredi alayım, borç versin bize. Bankaya yalvarıyor ki belediyenin şeyi. Borcunu ödesin. Mevcut belediye zaten, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesi zaten borçlu. Borç var belediyenin. Biz kasayı artı parayla devrettik. İki belediye mesela. 10 yıl yönettik. Tam 10 yıl oldu iki belediye. Tam kıyas yapılacak iki belediye. Ümraniye'de çamurdu, Sancaktepe'de çamurdu. Üsküdar elitti, Ataşehir elit. İkisi de borçlu. Hatta Sancaktepe belediyesi hacizlik. Ataşehir belediyesinin Sancaktepe belediyesinden alacağı var. Gelecekler, çıkacaklar bu insanlar karşınıza, biz oy verdik. Ne yapacaksınız siz o istek bizden? Ne diye çıkacaksınız milletin karşısına? 800 milyon borcumuz var. Alacaklar bizi haciz etti belediyeyi. Haciz memurları belediye utançlarından dolayı borcu erteleyen bir belediye başkanı. Ne verecek Ataşehir'e? Veya mevcut belediye başkanı. Onu yaptım, bunu yaptım ve borçlusun. Karnemiz önümüzde. Aynı yerleri biz 10 yıl yönettik. Borçsuz, hiç kimseye borçsuz olmadı, artık kasayla parayla devrettik. İşte bunu yapacak bir tane belediye başkan adayını buradan çıkaracağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Hizmetli adaleti, adaleti muhakkak ve muhakkak esas alacak. Başkan, bu çok geniş bir kelime ya, adaleti nasıl sağlayacak? Ben bu örneği veriyordum. Keza buna hızlı bir şekilde duymayanlar varsa bilgiyi vereceğim. 2014 seçimlerinde mevcut meclis üyelerinden bir arkadaşımızın kardeşi kalp krizi geçirdi. Bir hafta 10 gün sonra da ben evine gittim. Evine gittiğim zaman da AK Parti'nin belediye başkanı adayıyla aynı eve geldi. Hasta ziyaretine. Biz o zaman Çekmeköy'den belediye başkanı adayıydık. İşte seçimi kaybettik.
kendilerince. Biz kazandık dedim. Nasıl kazandınız dedi. AK Parti aldı. Yok dedim, biz kazandık. Biz her şart altında kazanırız çünkü Allah'ın izniyle. Kendisi kaybetme gerekçelerini söyledi. Ama dedi, biz onları dedi burada çalıştırmayacağız. Ne dedim? Biz dedi Cumhuriyet AK Partisi'ni burada çalıştırmayacağız. Bak dedim başkan, senin bu söylediğin söz çok ciddi bir söz. Senin bu söylediğin sözü ben her yerde söyleyeceğim dedim. Her gittiğim yerde söyleyeceğim. Çünkü senin bu sözün temsil ettiğin zihniyetin sözü. O yüzden bu Yeni Çamlıca Mimar Sinan Mevlana Mahallesi'nde 10 yıldır problem çözülmüyor. O yüzden Yeni Sahra ve Barbaros Mahallesi'nin imar planları, binlik planları Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve AK Parti'nin tamamının oylarıyla çıktığı halde Büyükşehir'den bir ay sonra reddedildi. Evet. Hani binlik, beş binlik zaten yapıldı yani. Arkadaşlar istese bunu Büyükşehir tek başına yapar. Niye yapar? Büyükşehir'in bir bölü binlik plan yapma yetkisi zaten var. Cumhuriyet Halk Partisi'ni de bırakmaz burada. Yapar. Ama zihniyet bozuk. Yapmayacak. Seçim malzemesi kullanıyor. İnanın Allah muhafaza. AK Parti burayı alırsa bugün elimizde olan imkanlar tabu olarak yani yaşama hakkımız, malın ve mülkün korunması hakkı, Allah'ın bize doğuştan verdiği haklarımızı bunlar kanun yoluyla elimizden alır. Fikirtepe'de görmedik mi? 4.14'te başladılar, 3.96'ya müteahhit de berbat oldu, işveren de berbat oldu, oturan da berbat oldu, yaptıran da berbat oldu. Hepsi iflas etti şimdi, Concord ilan etti. Hiç olmazsa eviyle sıcak, evinde sıcak, çoluğuyla, çocuğuyla, anasının babası yanında ikamet oturan kaç bin tane yuva dağıldı. Ne uğruna? Kendilerinin cebinin doldurulması uğruna. O yüzden adaleti esas alacağız. Bu adamın söylediğini ben her yerde söylüyorum. Niçin söylüyorum biliyor musunuz? Kendisine bunu söyleyeceğimi söylediğim için. Zihniyet bu, bir şey değişmiyor. Aynısını yaparlar. Mevcut olan bozuk sistemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yönetiminden daha kötüsünü de yapabilirler bunlar. Dolayısıyla ikisine de muhtaç değiliz arkadaşlar. Şu saydığım özellikleri iki belediye başkanları karşılaştırın, varsa gelin konuşalım. Ve şunu söylüyorlar. Kulağımıza geliyor. Biz basın mensubu arkadaşlarımız, abilerimiz burada. Basın mensubu demiyorum tam. Emekçileri her programda varlar. AK Parti'nin de programında varlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de programında varlar. Bir derneğin programında da varlar. Saadet Partisi'nin var. Allah kendilerinden razı olsun. Allah emeklerini zayi etmesin. İnşallah. Basın yolu bir haber geldi. Yani kendilerinden değil. AK Parti'nin sayfalarından. Neymiş efendim? Saadet Partisi Ataşehir'de AK Parti'ye 2000 oy sözü vermiş. Söz vermişiz. Bunu diyen 3000 mi? Size 3000 diye mi geldi? Arkadaşlar, Üsküdar'da Süleyman Bey, belediye meclisi, AK Parti'nin, bu adamın evinde 60 tane seçmen var, oturduğu dairede. Başka bir meclisinin evinde 40 tane meclisi var. Yakalandılar, yüzsüzler. Ne cevap verdi biliyor musunuz? Benim akrabalarım var efendim. Akrabalarım geldi, Üsküdar Belediyesi'nin spor salonlarına yararlanmak için nüfuslarını buraya aldırdılar. Arkadaş, Ümraniye'de spor salonları var. Hırsızlık diz boyu. Bunu bu şekilde çalıyor. Partinin oylarını çalmaya çalışıyor. Kendince. Yarın biz adayımıza açıkladığımız zaman Zeki abi, sana bunu söyleyen adam ne diyecek senin karşısında? Çıkaracağız diyoruz. Bas bas bağırıyoruz. Aslanlar gibi bir ekip çıkaracağız. Belediye başkanlığı yapmış, belediye başkan yardımcılığı yapmış, işin uzmanı, ehli, öyle bir kadro çıkacak ki, öyle meclis üyelerine çıkacağız ki, hepsi dudakları uçuracak Allah'ın izniyle. İnşallah. Efendim, bu seçim beka seçimiymiş, doğru. Sizin belediyeyi kaybetme seçiminiz. Beka, korkunuz mu? Onların bekadan anladığı bu, belediyeyi kaybederiz korkusu. Halbuki bu seçim Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayıp da 20'li yaşlarda hatırlayın Cumhurbaşkanı danışmanından Marian var ya, onun ile milyonlarca genç işsizin bekar seçimi.
Yine bu seçim, ürüne destek verilmeyen Türk köylüsü Hasan ile ithal ettiğimiz ürünlerle yüzü gülen yabancıların köylüsü Hansların beka seçimi. Biz bekadan bunalmıyoruz. Bu seçim milletin sırtından hiçbir şey üretmeden, milletin alın terini çalan 3-5 faizci banka ve rantiyeciler ile başını sokacak bir ev alıp almak için kredi borcunu ödeyemeyen 2,5 milyon vatandaşımızın beka seçimi olacak. Yine bu seçim zamlanan faturalarını, kirasını ödeyemeyen milyonlar ile lüksün içinde yüzen, devleti rant kapısı gören kokuşmuş menfaati siyasilerinde beka seçimi olacak. Ne dedi rektör? 3000 motorun altında olursa bilmem, 333 bilmem ne cc olacak, içerisinde şu 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 bilmem ne olacak, bunlar zeki arabaya bilmem dedi. Ve aldırdı o arabayı, biliyor musunuz? Geçen hafta aldırdı. Kirası ne kadar? KDV hariç 112 milyar. İşte bu seçim bununla bizim seçimimiz arkadaşlar. Vatan millet edebiyatı yapan herkese buradan da basın yolu da ilanımız budur. Şimdi bize aday çıkartmayacak, Saadet Partisi bizi destekleyecek ya da bize şu kadar oy sözü verdi diyen müptezellere buradan bir kişiyi hatırlatıyoruz ve taahhüdümüzü Saadet Partisi Ateşehir İlçe Başkanı olarak huzurunuzda arz ediyorum. Tam 70 gün kaldı. Çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Dürüst, çalışkan, işinleri, cesur ve seçimleri kazanacak aday ve meclis üyelerimizi Allah'ın yardımıyla Ateşehir'lerle buluşturacağız. Azmimiz, heyecanımız, teşrifimiz ve aziz Ateşehir'lerin destekleriyle Ateşehir'de zaferi Allah'ın yardımıyla arkadaşlar biz elde edeceğiz. Buradan hareketle tüm Ataşehir'li hemşehrilerimize şu şikayetlerde bulunmak istiyorum. Seçim sürecinde kavgaya, kamplaşmaya, kutuplaşmaya asla fırsat vermeyeceğiz. En çok beslendikleri vampirlerin alan burası. Bunu bizden göremeyecekler. Ataşehir'i ve Ataşehir'lerin sorununu, imarı konuşacağız. Okullardaki cinayetleri konuşacağız. Okul önüne gelinen veliler aman çocuğuma bonzai bulaşmasın diye analı baba okulunda kapıda bekleyen velilerimizi konuşacağız. Sadece çözüm önerilerini sunacağız. Bunların trollerinin yaptığı gibi yok Temel Bey'in elinde bir tane rakika değildir. Yok onu fazla bilmem ne bir foto montajla bilmem ne değil. Milli görüşe yakınan bir Müslümanın vakarına yaşayan sosyal medyadaki kampanyalarımızda onun üzerine bina edeceğiz. Ve çalışmalarımızı temiz bir kampanya üzerinden yürüteceğiz. Haksızlıkların karşısına ve haksızlığın karşısına dikilip haksızlıklara da asla ve asla boyun eğmeyeceğiz. Adamlar geldi ilçe binamızın karşısına Ahmet Davutoğlu'nun resmini astı. Toplantı yaptığımız oda. Gece asmışlar. Başbakan. Şimdi söksek Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı. Düşünüyoruz ki ya bu bizim ülkemizin başbakanı. Aradık o zamanki ilçe başkanlarını. Böyle böyle yaptınız gelin bunu buradan alalım. Ben de yarım saat aldırıyorum. 20 dakikam var. Bekledik yarım saat. Gelen yok, giden yok. Çocuklar dayanamıyor. Dedim önce kafasını kesin. Sadece kafasını kesti kaldı. Bir binaya girdiler. Yanımızdaki binaya. Aradan 15 dakika sonra koşa koşa geldiler. Arabalar, vinçler. Ne yapıyorsunuz? Vardır, alamazsınız. Bu sefer biz vermiyoruz. Niye? Kesik ya kafa. Utanç oldu ya. Bunlar gibi asla AK Parti'nin, Cumhuriyet AK Partisi ve herhangi bir partinin lokalinde, binasına, seçim irtibat bürolarının orada bayraklama herhangi bir çalışma da yapmayacağız. Kampanya sürecinin başından son oyun sayıldığı ana kadar sizin ikna ettiğiniz, konuştuğunuz, davaya gönül vermişler, vermiyorsunuz ama bu seçimde Saadet Partisi oy vermiş tüm iradenin hakkını Allah'ın yardımıyla orada koruyacağız. Ve Allah'ın yardımıyla 1 Nisan seçimin sonuçlarının açıklandığı, 2 Nisan Salı kesin sonuçlarının açıklandığı ve 3 Nisan'da kaymakamdan da mazbatayı aldığımız zaman Ataşehir'e sözümüz şunlar. İsrafı bitireceğiz. Bütün problem bu.
belediyede de var. Malum gelen belediye başkanının belediyesinde de var aynı şey. Bir hesap yaptım. Müdür, yardımcısı, şoförü, aracının kirası, kalemi, normalde bir ay içerisinde ofisine gelen ağalar, bunlar ikram paraları 70 bin lira. 10 binin altında alan yok zaten. Ya arkadaş, bu millet 2 bin liraya çalışıyor. İki belediyede aynısı var. Aynı topun kumaşı, renkleri farklı. Orada İstanbul'a ne geçecek? Sadece Saadet Partisi. Sadece biziz. Bahane değil, çözüm üreteceğiz. O diyor ki büyükşehirimiz engel oldu. Öbürü de diyor ki bunu CHP çıkartmadı. Bahane bahane 10 yıldır bu imar problemi 5 mahalledir de çözülemiyor. Bunların hepsi tamamen bahane. Biz o belediyenin kapısında yatarız arkadaş. O büyükşehir belediye meclisi tabiri caizse bunu bir fiili kuvvet olarak anlamayın da yani fiziki değil zihnen başlarına yıkarız. Ve o imar planlarını oradan çıkarttırırız Allah'ın izniyle. Nereye veriyorlar? Verilmiş hak geri alınabilir mi ya? Ne mümkün? Açığın varsa o kapıya gidip yatamazsın. Yoksa gidersin. Alırsın Allah'ın izniyle. Ataşehir'i asla lanta kurban etmeyeceğiz. Buraya girmeyeceğim. Çok uzun bir şey ama Hazlı'da bakir birçok alan var. Buralarda Allah'ın yardımıyla Saadet Partimiz olursa emin olun yemyeşil bir yer olur. Hak yemeyeceğiz. Ateşin hakkını da kimseye yedirmeyeceğiz. Bize oy versin ya da vermesin. Herkese ve her yere adalet hizmetimizi edeceğiz. Ve bunu hep beraber birlikte mahallelerimizde, teşkilatımızda sizlerle beraber yapacağız. Temiz, şeffaf ve hesap verebilir olacağız. Fes'elü ehle zikri. Sırrı, işi ehline vereceğiz. Ve kapıya da Allah'ın izniyle rüşveti alanda verenle merhumun tabarasını Allah'ın yardımıyla asacağız. Yapabilir miyiz bunu? Allah hepimizden razı olsun. İnşallah bu düşünce ve düşün gayretlerle hepimiz araziye yarın seferber olacağız. Allah'ın yardımıyla adayımızı açıkladıktan sonra bu işi biz koparacağız. Geceniz mübarek olsun. Katılımlarınızın hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm. İlçe başkanımıza yapmış olduğu veciz konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir videomuz var. Seyircilerinize arz ediyorum. Muhterem arkadaşlarım, şu anda aslında Türkiye'nin en önemli meselesi ekonomik yönlemleri alıyorum. Borçlu olmayan hiçbir kesimin kalmamış. Şahıslar borçlu, esnaf borçlu, çiftçi borçlu, büyük şirketler borçlu, devlet borçlu. Ben şuna şahit oldum, sizler de şahit olmuşsunuzdur. Seçimden önce ne dediysek, bütün yatırımları durduracağız, bizim de alay ettiler. Seçimden sonra Cumhurbaşkanı çıktı, bütün yatırımları durduracağız dedi. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Hepsini söyledik. Şimdi biz dedik ki şu borçların konsolide edilmeye ihtiyacı var ama tamamının. Bunu da duydular. Hemen ilk adım olarak şahıs borçlarını aldılar. Şahıs borçlarıyla ilgili olarak kredi kartı borcu 132 milyar liralık bir imkan sağlanmış. Borcu olanlar bankaya girecekler. Bu borcu Ziraat Bankası aracılığıyla daha düşük bir faizle kapatmaya çalışacaklar. Burada bir netice çıkmaz. Ben şunu hemen ifade edeyim. Çok kısa bir dönem, 2 ay, 3 ay, yani seçim. 31 Mart'tan sonra vay geldi bu milletin ha. Allah borçlulara da yardım etsin, geçimini sağlamakta sıkıntı çeken çalışan insanımıza da yardım etsin diyorum. Ama şunu bilsin ki şu anda Türkiye eğer hükümet bütün borçları konsolide edecek bir yol bulamazsa bugünkü problemlerin üstesinden gelemez. Bugüne kadar verdiği tavizlerin ötesinde taviz vermek mecburiyetinde kalır. Tank fabrikasını satmak falan değil, çözüm değil. 2,5 trilyona yakın borç var. 2,5 trilyon. Aramızda çok kıymetli misafirler var. Kendilerini size takdim ediyorum.
İçeriköy Mahalle Muhtarı ve adayı Sayın Ayhan Öztürk, hoş geldiniz. Esatpaşa Mahalle Muhtarı adayı Sayın Orhan Yeşil, hoş geldiniz. Yenisarı Mahalle Muhtarı adayı Sayın Ayhan Kartal, hoş geldiniz. Örnek Mahallesi Muhtarı adayı Sayın Salih Çiçek ve azaları, hoş geldiniz. Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı adayı Sayın Bünyal Ünal, hoş geldiniz. Hocamızın biz AGD gençlerimizi cehennemden kurtarıp cennete ulaştırmak için kurduk dediği Anadolu Gençlik Derneğimizin Ateşi Şube Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Kutun Bey'i sahneye davet ediyorum. Kıymetli Genel Başkanım, İlçe Başkanım, siz kıymetli muhterem misafirler, hepinize saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Ben Ataşehir Anadolu Gençlik Derneği Şube Başkan Yardımcısı Mustafa Kutun. Bizleri böyle bir güzel gecede milli gözcü kardeşler topluluğu olaraktan bir araya getiren Ataşehir Saadet Partisi İlçe Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Sizlere Anadolu Gençlik Derneği Ataşehir Şube Başkanı Sayın Osman Şaplan Bey'in selamlarını getirdim. Bu toplantımız hayırlara vesile olsun, ümmeti Muhammed'in kurtuluşuna vesile olsun diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olun. Gecenin mübarek olsun. Esselamu Aleyküm. Gençliğimizin göz bebeği Anadolu Gençlik Derneği Ataşehir temsilciliği adına konuşmayı yapan Sayın Mustafa Kutun Bey'e teşekkür ediyoruz. Sözü sahibine vermeden önce tanıtım komisyonumuzun hazırlamış olduğu kısa videoyu seyrinize arz ediyorum. Bu nasıl devleti arkadaşlar? Bu nasıl devleti?
sebatla, sabırla, sadakatla, ihlasla, şuurla Allah rızası uğruna cevap edenlere. Birlikte rahmet vardır, ayrılıkta azap vardır. Bu değişmez gerçekleri bir kere de hatırlattıktan sonra şimdi bugün kongremizin arkasından ilk hedefimiz iktidardır. İleri! Selamun aleyküm. Hepiniz cümleti muhabbetin selam. Kıymetli mesai efendilerim. Canlan çalışmalarından dolayı teşekkürler ediyorum. İnşallah milletimizin saadet maçına en kısımında ödülsün kolay. Hepinizin dualarınızın anlayanlar dolayı. Teşekkürler. Milli Gazete Abone ve Dağıtım Müdürü Abdullah Aydın Demir Bey'i sahneye davet ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Genel Başkan Yardımcımız, ilçe başkanımız, çok değerli misafirler. Ben hemen bir söz istedim. Kendimi tanıtmak için ve telefon numaramı vermek için hemen sözü sahibine devretmeden önce yeni bir süreç Milli Gazete'de görevi devraldık. İnşallah hayırlı hizmetler için bize bir selamlama yapalım istedik. Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Kurdaş Bey'in selamlarını getirdik. Ben hemen cep telefonumu vereyim. 0554 561 76 çift 0 bir kez daha tekrar edeceğim. Bunu niye veriyoruz? Milli Gazete Genel Yayın Yönetmenimizin başlatmış olduğu bir gelenek. Biz de işin sahibi olarak hepinize telefonumuzu açık tutacağız inşallah. 0554 561 76 çift 0. İnşallah daha önce dağıtım olan birimimiz şimdi abone ve dağıtım şeklinde iki koordinasyonla beraber çalışmalara başlamış durumda. Bir de bu seçim döneminde inşallah bir çalışma daha yapacağız. Nedir? Bütün gazetelerin kendisini kapattığı dolardan dolayı böyle bir zamanda seçim zamanında geliyor. Biz Ataşehir'imize de şu uygulamanın başlatılmasını istiyoruz. Bir gazete, iki gazete, belki birkaç gazete abonelerimiz var ama askıda gazete uygulamasını, startını vereceğiz. Bütün sokaklarda 3-5 gazeteyi koyacağız. Güzel kurdelasıyla beraber rulo şeklinde koyacağız. İnşallah okuyup vatandaşımız bilinçlenecek. Bu 3 aylık süreci inşallah bu şekilde yürütmeyi planlıyoruz. Bunun startını vermiş olduk. Bir de Milli Gazetemiz E-Gazete dönemine geçecek. Bununla ilgili Android ve iOS uygulamaları ile ilgili onaya göndermiş bulunuyor. 10 yıllık arşivini inşallah sizlerle paylaşacak. Ve yeni bir hamle çalışmamız olan gazetemizin tüm manşetlerinde de görüyorsunuz. Davam kitabını ve ardından da yine daha önce vermiş olduğumuz Gizli Dünya Devleti kitabını promosyon olarak gazetemiz sizlere takdim edecek. Bizler biliyoruz bunlar sizlerin arşivlerinde var. Hediye etmek için alacaksınız. Süreci kendi sayfasından takip edebilecek. Bununla ilgili de dijital bir ortama geçip takibatını yapacağız. Bununla ilgili çalışmayı bu 15 günlük süreç içerisinde yerine getirdik. İnşallah yakın zamanda da startını vereceğiz. Güzel bir hizmete de başlatmış olacağız. Biraz